bakmıştınız? Size şey var mı? Ay yine unuttum ya. Neydi o rock müzik yapıyor? Deep. Deep Purple? Ha evet. Var, getireyim. Teşekkür ederim. Bahriye. Fırından yeni çıktılar. Gelsene içeri, buyur. Yok, gelmeyeyim. Yani şimdi kimse iş arkadaşı demez. Dedikodu alır başına yürür vallahi. Yok. Ya gelsene 5 dakika. Gelen giden yok. Gel hadi. Bak bakayım bana. Bir şey var ve bana söylemiyorsun. Neriman, seni tanıyorum. Buna eminim. Ne oldu? Macit, annenle ne konuştuysak hepsini anlattım. Babam yüzünden böyleyim gerçekten. Bence sadece bu kadar değil. Ama olsun. Sen öyle diyorsan. Ya tamam. Uzatmayalım artık. Zaten fazlasıyla konuştuk bu konuyu. Baba mahalleye taşındı mı? Nereden öğrendi? Bilmiyorum. Muhtemelen benimle konuşacaktı. Belki de affedecekti beni. Ama işte ikimizi yan yana görünce... Bir de Macit'i buraya mı yerleştirdin diye sinirlendi bana. Haksız da sayılmaz. Adama inat yapar gibi. Ne yapıyoruz ki? Bilmem. Ay sonunda ilk iş bir ev bulup oradan taşınacağım. Macit, babam yüzünden daha fazla sıkıntıya girme. Zaten göreceğini gördü. Olsun. Daha fazla üstüne gitmeyelim adam. Hem ben arasında kalmaktan çok hoşlanmıyorum. Çocuğa yük oluyorum. Bir ev bulup mahalleden uzaklaşacağım. Maşallah Neriman da herkesin dilinde. O çocuk Macit mi ne? Mahalledeymiş. Artık alenen el ele dolaşıyorlarmış.
Millet ne der diye düşünen yok. Anne, salatayı getireyim mi? Otur şuraya. Biz olmuşuz salata. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ama ben istiyorum. Ne yapayım oğlum? Konuşmayayım da çatlayayım mı? Bu Neriman'ın yaptığı iş mi şimdi? Benim oğlum kalksın ta buradan Eskişehir'e kadar gitsin. Hanımefendi orada çocukla buluşsun. Bu da yetmezmiş gibi Nazire yaparcasına alsın karşısına getirsin, öyle mi? Yeter. Bak bugün öğrendim, cinim tepeme çıktı. Ama sen hala Neriman'a okulda ne iş versem diye düşünüp duruyorsun. Ah benim canım oğlum. O gemi gitmiş artık, geri dönmez, anlamadın mı bunu? Şinasi! Anne, biraz fazla üzerine gitmiyor musun? Sen sus. Birinin bunu söylemesi lazımdı, ben söyledim. Alo Fahriye. Neredesin? Bu saatte. İyi tamam, geliyoruz. Ne diyor? Aras'taymış. Buraya gelin diyor. Fahriye, bu saatte Aras'ta. Şu Fahriye'nin cesareti sende olsa şimdiye kadar çoktan evlenmiştik Neriman. Ya Macit. Şaka yaptım. Güldüğünüzü görmek ne güzel Neriman Hanım. Hediyeni açmadın. Ben fazla kalamayacağım, gideceğim. Doğru ya. Çok güzelmiş. Senin en sevdiğin grup ya. Ben de sana ev hediyesi alayım dedim. Alemsin ya. Bak şimdi. Ne oluyor? Bak. Kahretsin, sende var mıydı? Vardı. Ama... artık... yok. Sadece senin aldığın var. Hoş geldiniz. Geçsinize. Aras, ne oluyor? Ya Fahriye'ye bir şeyler dinletiyordum da. Müzik aşkı diyelim Macit'ciğim. Bir dakika, ben geliyorum hemen. Fahriye, ne oluyor? Ay hiç sorma Neriman. Bütün o sol bemoller, la fa, la soller kafamın içinde cirit atıyor. Ne diyorsun Fahriye ya? Şuna sordum. Ne dinliyorsun diye. Demez olaydım. Ama sen kaşınmışsın. Hazır hepimiz evdeyken oyun mu oynasak? Oyun mu? Ya evet. Ya kaç gündür yüzünüz asık. Fena mı olur? Ay şahane olur. Ver bakayım. Tamam o zaman, şuraları bir düzenleyelim. Gel abi, şunu şöyle alalım. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Bildiğin tenis işte Fahriye. Bildiğim tenis mi? Sanki hafta sonları gidip de kulüplerde tenis oynuyorum. Doğru şimdi anlatsana şunu. Ya gelene vur gitsin Fahriye. Ben şimdi vuracağım ağzına ağzına, bekle. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Ay dur. Ay! Ya Neriman! Hadi. Arasaklı gözlerinde dokunursa... Sen güldün mü bana? Ha? Gülme Aras Bey, gülme. Oyna hadi. Yollar, zamanlar, hepsinden... Ama bu olmuyor. Bunu sen yine yapıyorsun o zaman. Ya ne iyisi ya? Senin raketin delik herhalde. Raketin mi delik benim? İyi misin? Hı hı. Emin misin? Eminim. Ay şunlara baksana. 7 yaşlarına tekrar döndüler. Bir şey
söyleyeceğim. Sen hile yapıyorsun. Şu an fark ettim. Hile yapıyor. Ver o kumandayı bakayım bana. Ya ne hilesi falan? Hile yapıyorsun ya. Ver şunu, ver. Ya hile falan yaptığım yok var ya. Ver. Ya hile falan yaptığım yok. Allah ver. Allah. Al abi Macit. Al sen. Sil onu. Neriman sakin ol, tamam mı arkadaşım? Nasıl yani oğlum senin? Hazır mısın? Hazırım. Neriman. Neriman. Renktekilerle orayı aynı anda basacaksın. Bas, bas. Yandım ya. Şöyle yapacaksın. Önce A'ya basıyorsun. Yaklaşıyorsun sonra. Şöyle geri vuruyorsun. Tamam. Bu kadar. Yavaş, yavaş, yavaş. Daha çok geç olmadı ki. Ay senin için geç olmayabilir. Gecelerin efendisi ama bize geç. Hadi Macit, görüşürüz. Görüşürüz. Fahriye. Ne yapıyorsun ya? Tamam hadi görüşürüz, hoşça kal. Kolay gelsin. Oo kardeşim. Hayırdır? Bu suratının hali ne böyle? Her zamanki şeyler. Doğru ya. Şinasi'nin Neriman'dan başka ne sıkıntısı olur ki değil mi? Oğlum üzme şu kız için artık canını ya. Söylemesi kolay. Kalbi söz geçiyor mu Cihan? Öyle de. Geçmiyor kardeşim. Geçmiyor.
Sevgilim. Hoş geldin. Feyza, hayırdır? Kızlar dışarıda bu akşam. Baş başa bir yemek yeriz diye düşündüm. Ya. Hacer'i de yolladım. Sadece ikimiz. Senle ben. Görüyorum. Görüyorum ama şaşırdım biraz. Hoşuna gitmedi mi yoksa? Gitti. Gitmez olur mu hiç? Tabii ki gitti. Hayat ne garip be abi. Birini seviyorsun. Hani bir ara o da seni seviyor zannediyorsun. Sonra pır uçup gidiyor. Geriye kalan üzüntü, acı, keder. Adalet mi be bu? Neyin adaleti var ki aşkın olsun? Abi bu aşk var ya bu aşk. Öyle acayip bir şey ki. Hani bazen vapurda oturmuş kalkmasını beklerken yanındaki iskeleye bir vapur yanaşır. Sen zannedersin ki herhalde hareket ediyoruz. Gidiyoruz. Halbuki hiçbir yere gittiğin yoktur. Aldanmışsındır sadece. Aynıyız işte be Şinasi. Tıpatıp aynı. Bir yere gidiyorum sanıyorsun. Halbuki yerinde duruyorsun sadece. En fenası da sevip sevilmemek. Çaresi yok. Oturup çilenince gireceksin. İsyan etmenin faydası yok. Kaderim böyle, ağlayacaksın. Çünkü aşk ne zaman güzel biliyor musun abi? Karşılıklı olduğu zaman. Alacaksın böyle sevdiğini, koyacak başını omzuna. Oh, olmaz olsun be milyonlar. Dünya senin. Dünya seni yani o derece bak. Ama gönül bu. Dengini aramaz, rengini arar demişler. Yan yana gelmeyecek olanı bile şıp diye yan yana getirir. Olmazı oldurur bu gönül be. Kalbini çıkarsa, üzerinde tepinse, yine de vazgeçemezsin bazen. Yok, olmaz, yapamazsın. Belki bilsen ki canını yakacak, ilk günden kanmazsın. Ama nereden bileceksin be kardeşim? Zaten bilsen de ne tadı kalır ne de tuzu. Bir de başına geleceğini bile bile sevmek vardır. Sevince bırakmamak, sevince vazgeçmemek. Sevmişiz ya bir kere. Kandırsa da, aldatsa da gözümüz görmez. İçinden bir ses hep inan der. Ne söylüyorsa ona inan. Ama ben artık inanmıyorum kardeşim. Al şurada senin gözünün önünde yemin billah olsun ki vazgeçiyorum. Daha da ne severim ne de aşık olurum. Saçmalama oğlum. Tabii ki de seveceksin, aşık olacaksın. Yok abicim yok. Mutlulukmuş, kılmış, yünmüş, düymüş. Bunlar bize göre şeyler değil. Bundan sonra işimdeyim, gücümdeyim. Bak bu laflarını hatırlatırım. Hatırlat. Kafama vura vura hatırlat. Madem artık işindesin, gücündesin kardeşim. Hadi kalk başlayalım o zaman. Başlayalım kardeş.
Cihan gelmemiş gece. Nerede acaba? Ay ama dün ne güzel eğlendik değil mi Neriman? Ne oyunlar yapmışlar ya. Küçücük veletler de oyunların başından kalkmıyor. Böyle fiyuh fiyuh diye oynuyorlar bütün hepsini. Öyle. Bana bak. Neyin var senin? Ha? Yine bağladın kaynanadan azar yemiş yeni geline. Yok bir şeyim. Bir şeyin yok. Var bir şeyin de yine söylemiyorsun en yakın arkadaşına. Bravo yani. Var ya. Bak. Anam Macit. Macit ne yapıyorsun? Ay delirmiş bu çocuk. Hadi gel aşağı inelim. Siz ne? Hayır onu demiyorum. Mahalle olarak. Yani aynı mahallede gibi değiliz de. Yani güpegündüz herkesin gözünde kapıya dayanılır mı Macit? Yani gerçekten Macit. Öyle elinle taşla ne yapıyorsun? Ne yapayım işte mahalleye ayak uyduruyorum. Mahalleye ayak uydurayım diyor. Evden çıktım gidiyordum. Bir önce seni bir göreyim dedim. Ben yukarıdayım. İşe mi gidiyorsun? Evet. Ama içim hiç rahat değil. Neden? Benim yerimde olup kendine bir baksaydın neden olduğunu çok iyi anlardın. İşte işe giderken uğrayayım kendini yalnız hissetme dedim. Nedir bu halin? Hala yüzün gülmüyor. Ya iyiyim ben. Hadi bak zaten sen de şimdi işe geç kalacaksın. Bekle. Gel Macit. Görüşürüz sevgilim. Görüşürüz. Seni seviyorum. Ay aşk ne kadar şahane bir şey gerçekten. Evet. Yani sonuçta ne demişler? Aşk bir sudur, iç iç, otur. Yok. O öyle değil. Yine karıştırdın. Hadi gel kahvaltı yapalım. Kahvaltı etmeyecek misin sen? İstemem. Çıkıyorum. Hala kırgın mısın bana oğlum? Anne, bu konuyu kapatalım mı? Tamam, kapattım. Bugün düğün günü, küslük olmaz. Hem bana devirme öyle gözlerini şinasi. Ah anacığım, ah. Oğlum, ben ne diyorsam senin iyiliğin için diyorum. Biliyorum anne, biliyorum. Hem o Neriman... Anne. Neriman demişim, Aslı diyecektim. Hem o Aslı nerede, Aslı? Erken çıktı, dükkana gitti. Sırası mıymış şimdi dükkanın? Ya bırak, kız o kadar uğraştı. Bak dün gece sen de geç geldin, tutturdunuz bir dükkan diye. Anne kızı bırak ne istiyorsa yapsın. Hem bu vesileyle derdini unutuyor işte fena mı? Ne güzel yüzü gülmeye başladı. Siz iki kardeş bir olun. Ananızın iki ayağını bir pabuca sokun olur mu? Anne her şey hazır zaten. Neyse ben çıkıyorum. Bir şey istiyor musunuz? Biletimi aldın mı? Almadım. Ya oğlum yapma kalırım bak buralarda. Tamam alırım alırım. Hadi görüşürüz. Nezahat düğünden sonra seni bırakıp gitmek içime sinmiyor ama biliyorsun kızım ya. Anne Allah korusun kadıncağıza bir şey olur da son bir kez göremezsen daha fena değil mi? Allah korusun kurtulsun inşallah. İnşallah. Aslı nasıl ama? Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Çorbada biraz da bizim tuzumuz olsun istedik. Çok zahmet ettiniz Cemal Usta. Gerçekten çok teşekkür ederim. Herkese
da günaydın. Günaydın kızım. Benim işe gitmem lazım. Aa, nereye kızım? Bir şeyler atıştırsaydın. Ay yok anne ya. Erken gitmem gerek bugün. Şayka, akşama düğün var yavrum. Erken gel, olur mu? Ay anneciğim, Allah aşkına ne düğünü ya? Hem kaçta çıkacağım belli olmaz benim. Olmaz. Geçen sefer de gelmedin. Ayıp olur. Hem sen laf işitmek mi istiyorsun? Ben geleceksin dediysem geleceksin Şayka. Tamam, peki o zaman ben erken çıkmaya çalışırım. Hı? Afiyet olsun. Aferin kuzum, hadi. Hayırlı işler. Abi ben de birazdan Zehra'lara gideyim diyorum. Düğün telaşı var ya malum, yardım ederim. Düğünde Neriman'la en azından selamlaşsan. Yani ele güne karşı şey yapmasan. Ben Cemal Usta'ya gidiyorum Gülter. Aslı. Çekil kolundan Emir. Aslı, beni dinlemeden gitmiyorsun. Ne yapıyorsun ya? Ne atlar karıştırıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne diyorsun sen Emre? Eve boşanma kağıtları göndermeler, dükkan mükkan açmalar. Ne sanıyorsun kızım sen kendini? Beni evden bekliyorlar. Gitmek zorundayım. Aslı. Bana bak kızım. Benden boşanmayacaksın. O dükkan da açılmayacak. Yok ya. Kimsin sen? Ha? Kimsin? Ali Kıran Başkesen mi kesildin bu mahalleye? Kocanım senin, kocan. O karnındaki de benim çocuğum, hatırladın mı? Ha? Ben izin vermiyorsam lafımı dinleyeceksin. Sen istesen de istemesen de bu iş olacak. Senden boşanacağım, o dükkanı da açacağım. Ya uzak dur benden. Zehra. Çok mu kötüymüş halan? Çok kötüymüş be Gülten. Ay, çok üzüldüm ben de çok. Düğün üstü görüyor musun? Hastalık bu. Ne zaman geleceğini haber vermiyor ki. Gidecek misin? Cinazesi bilet alacak, düğünden sonra ben gideceğim. Aha. Bu sefer de akrabadan geldi uğursuzluk, görüyor musun? Doğru diyorsun. Ne yapacağız Gülten? Başka bir şey gelmese bari başımıza. Biz yine de tedbirli davranıp hocaya gidelim. Ne dersin? Ay gidelim. Kazasız belasız atlatalım şu düğünü. Tamam. Selim Bey. Şayka. Ben size teşekkür etmeye geldim. Fırsat bulamamıştım da. Çiçekler çok güzel. Ama senden daha güzel değiller. Şey, biz yine de daha dikkatli olsak iyi olacak galiba. Ben çok korkuyorum. Tehlike geçti Şayka. Artık bizden kimse şüphelenmez. Ama yine de... Şşş! Bırak şimdi bunları. Bu akşam müsait misin? Akşam düğün var. Orada olmam lazım. Tamam. Başka zaman o halde. Aa, bu şey... Ama yine de bir şeyler ayarlamaya çalışırım. Ben o zaman size hemen belgeleri fakslayayım. Tamam, hemen gönderin. Baba. Kızım gelsene, niye orada duruyorsun? Anne. Gülter abla, nereye böyle? Ay, işimiz var kızım, işimiz. Allah Allah, ne işi bu? İstiyorsanız ben de yardım edeyim. Sen karışma kızım, gel içeri. Hadi biz geliriz birazdan. Hadi Gülter, hadi. Abla,
Annemler nereye gittiler böyle apar topar? Bilmem. Aslı hiç girmiyor içeri, kuaföre gideceğiz. Tamam. Ne söylersen söyle. Ne konuşursan konuş. Macit senin oğlun değil. Anlıyor musun beni? Macit senin oğlun değil. Bunu kafana sok. Söylediklerine sen de inanmıyorsun ya. Neyse. Macit'in benim çocuğum olduğunu da biliyorum. Neriman. Efendim? Bak yine bir şey düşünüyorsun. Macit'i mi düşünüyorsun sen? Evet Fahriye. Macit'le ilgili bir şey düşünüyorum. Sakıncası mı var? Yoo. Niye sakıncası olsun? Bana bak. Valide Sultan'la görüştüğünden beri böylesin. Ne oldu? Hadi Fahriye, hadi çıkalım artık. Macit senin oğlun değil. Anlıyor musun beni? Macit senin oğlun değil. Bunu kafana sok. Gelebilir misin? Seninle özel bir şey konuşacağım. Tamam Nadir Bey, geliyorum. Ben bir seçim yaptım Pelin. Bu hayatı seçtim. Neriman'ı seçtim. Her şey bunun için mi yani? Evet. Aynen öyle. Sevdiğim kadını tercih ettim. Hepsi Neriman için. Anladın mı? Bundan sonra seni ilgilendirmez. Pelin, seninle konuşmak istediğim... Pelin? Pelin, neyin var? İyi misin? Yok bir şeyim. Nasıl yok bir şey? Yüzünden düşen bin parça. Bak bakayım bana. Bak gözlerin de kızarmış, ağlamışsın. Ne oldu? Kaybediyorum Duygu. Ben Pelin Demirhan. Hayatımda ilk defa göz göre göre kaybediyorum. Pelin. Macit için üzülmemeyi öğrenmen lazım. Zaten herkes bir şeyleri öğrenmem gerektiğini söylüyor. Macit olmadan bu şirketi idare etmeyi öğrenmen lazım Pelin. Onun için üzülmemeyi öğrenmen lazım Pelin. Söylemesi ne kadar kolay. Haksız mıyız peki? Haklısınız. Hepiniz haklısınız. Dedim ya. Kaybettim ben. Neyse. Sen bir şey mi söyleyecektin? Yok. Yok. Nadir Bey. Gel Macit. Otur.
Neden Nadir? Neden? Neden geldin? Neden? Neden çıktın ortaya? Neden geldin hayatıma mahvettin? Neden? Neden geldin? Neden? 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 Neden hayatımı mahvettin? Neden geldin? İnci Hanım, iyi misiniz? Git! Git buradan! Ama İnci Hanım... Çık dedim sana! Çık! 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 Neden? 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 Başın nasıl olsun hayatım? Bilmiyorum ki. İlki gibi olsun işte. Ay Nezahat abla, olur mu öyle şey? Yeni düğün, yeni style'a. Şöyle zarif bir topuz mu olsun, yoksa böyle tepeden toplayıp boyunu daha uzun gösteren bir model mi? Vallahi hiç fark etmez. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ay kaç yıllık kuaförüm ama ilk defa fark etmez diye bir gelinle karşılaşıyorum. Ama hiç merak etme. Ben seni bugünün prensesi yapacağım. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben bu dergide saçıma model bulamıyorum. Acaba böyle Marilyn Monroe'nun saçı var ya, öyle mi yapsak ya da şey yapalım. Sade şık. Yani şık gibi ama sade. Kız Nezahat, Allah aşkına doğruyu söyle. Senin düğünün mü yoksa bunun düğünü mü? Karar verin artık. Baksana o senden daha heyecanlı. Aşk olsun ama kalbimi kırıyorsunuz. Makyajda olacak mı canım? Yok canım. Ben onu hallederim. Olacak tabii ki. Nezahat Hanım'a baktığınız zaman her şey hayır diyecek çünkü sen yan. O zaman bir Sophia Loren patlatırım artık. Döktür, döktür. Hiç aklına gelir miydi? Kursu bitirdim, dükkanı açtım. Ben bile hala inanamıyorum. Bak, eline fırsat geçince neler yapabileceğini herkese ispatladın. Aferin sana. Bir de şu Emre kuyruğumdan düşse. Boş ver. O da zamanla kabullenir artık durumu. Sonra karşına geçip ezilir, büzülür. Yarın ne olacağı, kimin ne yapacağı hiç bilinmiyor Aslı. İnan bana. Alo Macit. Şimdi mi? Ama ben kuafördeyim. Tamam canım. Tamam. Tamam ben geliyorum. Neriman. Nereye? Macit çağırdı. Tamam. Aşk beklemez tabii. Rahatsız ediyoruz sizi. Böyle apar topar geldik ama. Ziyanı yok hanımlar. Bizimki Allah nezdinde hizmet yarışı. Size yardım edeceğiz ki bu yarışta öne geçelim. İnşallah hocam. Allah kabul etsin. Hanımlar, bu sefer ne istiyorsunuz? Hocam bizim bugün düğünümüz var. Çok güzel. Âlâ. Ama olmayabilirdi. Düğün var mı? Yok mu? Şimdi düğün var ama hocam yine bir şey çıkar, bu düğün gerçekleşmez diye ödümüz kopuyor. Hocam şimdi siz bize bir şey söyleseniz biz de bu düğünü kazasız belasız atlatsak. Gelin de güveyin şimdi neydi? Asım'la Nezahat hocam. Asım'la Nezahat. Zehra. Ne diyor? Ne bileyim Gülter.
size vereceğim duayı okuyup bir hokka balı üfleyip damada yedireceksiniz. Yaz Gülter, yaz. Sonra gözünüzün gördüğü ismini, soy ismini bildiğiniz 40 tane er kişinin ismini bir kağıda yazıp vereceğim duayı okuyarak ağacın altına koyacaksınız. Ha, bu 40 tane er kişi kel olacak. Kel mi olacak? Nereden bulacağız 40 tane keli? Yaz, buluruz yaz. Peki sonra hocam? Bundan sonrası yüce Rabbimin işi. Duanız kabul olursa Asım oğlumla Nezahar kızım dünya evine girer. Yoksa başka yapacak hiçbir şey yok. Çok sağ olun hoca efendi. Çok sağ olun. Duayı okumak suretiyle miydi? Kapım açık. Çalmadan gir içeri. Sen varsan her yer huzur. Macit. Huzurla yanar. Macit, oyun mu oynuyoruz? Kim? Burası seninle her akşam film izleyeceğimiz, arkadaşlarımızla, ailemizle oturup sohbet edeceğimiz yer. Çocuğumuzun odası olacak. Tek günümüz sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engel. Çocukken benim iş, doğunca çocuğumuzun olacak. Kalbimin tek sahibine. Kendi oyuncağımı getirmiş. Yarime, gönül eşime. Macit. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Nur saçmış aşkım yüzüne. Buraya Neriman Solmaz'ın tablosu gelecek. Burası da yatak odamız. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldir sevene. Çok bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yarime, gönül eşine. Ben de seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Sensin bana gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Mutlusun. Şarkı kalbimin. Çok mutluyum. İşte burası da hep birlikte yaşayacağımız ev. Gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Kalk çıktık.
kafama resmen kadın. Fahriye? Aras nereden çıktın sen? Fahriye saçın. Ne olmuş saçıma? Ha, beğenmedin mi? Yok. Beğendim, beğendim de. Ya böyle görümce saçı gibi olmuş. Ay üstüme yedik sağlık Aras. Ya vallahi kusura bakma ya. Böyle birden sokakta görünce tutamadım. Tutamamış bir şey. Hem sen nereden biliyorsun görümceyi? Ha, görümce saçı diyorsun kafama. O kadar dün gördük Fahriye. Allah Allah. Sen önce kendi saçına bak Aras beyefendi. Hem sen 3 gün yıkamıyorsun saçını, ben bir şey diyor muyum? Neyman. Saçına ne oldu? İşte sen beni böyle apar topar çağırınca ben de kuaförden böyle çıkmak zorunda kaldım. Kötü mü olmuş? Yani bitseymiş güzel olacakmış sanki. Kimin yüzünden acaba? Tamam tamam, böyle de güzel olmuş. Beğenmedin yani. Beğenmemek mümkün mü? Macit. Efendim? Senin patronun çok iyi adam değil mi? Öyle. Sorgusuz sualsiz bu evi açtı bana. Ben de her ay maaşımdan kesilmesi kaydıyla kabul ettim. Macit bak, eğer bir daha böyle bir şey yaparsan... ...lütfen pizzayı 3 saat önceden söylemez misin? Buz gibi olmuş. Sen bugün tersinden falan mı kalktın? Sen saçlarımı beğenmezken iyi ama değil mi? Kaç oldu Gülter? 26. Ay daha çok varmış. Aman keladan bulmak kolay mı? Buna da şükret. Ne şükretmesi canım? Hoca 40 dedi. Doğru, 40 dedi. Aa, fotoğrafçı Yalçın var. Ya var onun saçları. Yok canım. Buradan uzatıp buraya yatırıyor. İğrenç. Tamam, onu yazıyorum o zaman. Ha, bir de Hanife'nin kayını vardı. Yusuf. Yusuf. Olmaz, o halı gibi saçları var. Doğru. Aa, eski bakkal Abdurrahman var. Remzi. Ha, Remzi. Ama onun da burada var, sayılır mı? Ay olsun, kafası kel ya. 28 oldu. Ay keşke abim de kel olaydı. Ama adamın her şeyi ters. Zehra, 12 tane kaldı. Emre, bir baksana buraya. Hayırdır anne, ne oldu? Ne oldu? Konuştun mu Aslı'yla? Ha, konuştum. Ağzına geleni söyleseydin. Bir güzel gözünü korkutsaydın o Aslı'nın. Ya konuştum da şey... Ne şey? Şey, ne şeyi? Ya bu tutturmuş açacağım diyor, dinlemiyor. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ne desem boş yani. Böyle olacağı belliydi. Bak şimdi, hele bir dükkanı da açsın sen, o zaman gör. Ay bu bana torunumu da göstermez şimdi. Ay ben ne çileli bir anneymişim, ne çileli bir anneymişim. Ya yok anne, bir dur, bir dur, bir dur ya. Ya yok, sen merak etme, ben halledeceğim, bir yolunu bulacağım yani. Gör bak sen. Nasıl halledecekmişsin? Ya halledeceğim ben, sen bana bırak, görürsün. Fahriye. Fahriye. Fahriye neredesin sen? Buradayım. Neden başında havlu var? Saçımı yıkadım. O kadar uğraştın saçlarına, yaptırmadın mı? Yaptırdım. Da yani beğenmedim, böyle bir görümce saçı gibi mi oldu bilmiyorum ki. Beğenmedim işte. Ne yapacaksın peki düğünde? Bilmiyorum. Bulurum bir çaresini. Ben yapayım mı saçlarını? Gerçekten mi? Hı. Otursun.
Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Afet Hanım. Aman hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Sağ olasın Afet, sağ olasın. Gel geç şöyle. Damat tarafından kimse yok mu ayol bizi karşılayan? Onun ailesi de biz olduk artık Afet'ciğim. Doğru ya. Çocuk da teşrifata gelecek, ailemi kaldı. Ana gitti, baba gitti. Afet teyze beni unutuyorsun. Ben erkek tarafıyım. Evet ya, Menekşe'yi görmemişim ben. Ah yavrum. Hadi geç Afet, geç. Hadi buyurun, sinirden kaşım gözüm oynamaya başladı. Kuşun Aslı nerede kaldı Aslı? Ya anne, gelir elbet. Sakin ol. Hadi oğlum, geç kaldık. Dur abi, kapatıyorum. Nasıl olmuşum? Jilet, jilet. Hadi yürü. Hadi. Ben bu düğüne gelemiyorum şimdi, öyle mi? Yani gelmesen iyi olur. Son seferinde ne olduğu malum. Fahriye, ne yapıyorsun sen burada? Ne yapalım Cihan, düğüne gidiyoruz. Gel buraya. Ne işin var bu herife senin? Sizin muhitte bu işler nasıl oluyor bilmem. Ama bu mahallede kızlarla sokak ortasında görüşülmüyor Macit efendi. Cihan. Macit, ne olur. Gidelim Cihan. Gidelim. Düş önüme. Hadi. Ya şimdi sana bir şey diyeceğim ama. Neriman, görüşürüz düğünde. Geliyorum ama. Cihan böyle arada saçma sapan konuşur. Aldırma. Ben ne zaman canını taktım ki güzelim? Sen üzülme yeter. Cihan beni üzemez, merak etme. Ama benim şimdi gitmem gerek. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Neriman. Çok güzel olmuşsun. Geldim işte. Cihan'ı falan aldım. Ben ablama bakayım. Nesi var yine bunun böyle? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Zehra anne. Hadi geçin çocuklar, geçin. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Ne haber? Ne yaptın? İşte ne yapayım? Macit'i bıraktım, geldim. Faiz amca orada. Şahika nerede Gülter? Allah Allah. Baban nerede kaldı Duygu? Aramadı mı daha? Hayır. Ben bir arayayım. Feyza arıyor. Burada olur musun? Yok canım. Efendim Feyza'cığım. Neredesin Selim? Bir toplantım vardı. Biraz geç kalacağım. Sen haber vermeyince ben biraz merak ettim tabii. Fırsat olmadı. Ben geç gelirim, merak etmeyin. Tamam canım. Toplantısı varmış, gecikecekmiş. Pelin. Efendim anne. Bugün şirketin bir toplantısı mı var canım? Bildiğim kadarıyla yok. Ya. Demek öyle. Şüphelendi mi acaba? Sanmam. Vallahi bir kere daha şüphelenirse kesin boşar sizi. Öyle bir şey olmayacak. Merak etme. Hem
Sen bırak şimdi onu düşünmeyi. Biz bu anın tadını çıkaralım. Şahika'nın kaybolmaları da fazla olmaya başladı. Canım düğüne katılmamak da neyin nesi? Gelir birazdan abi. İnşallah. Yavrum. Dediklerini yaptık, kurşun da döktük. Artık gerisi Allah'ın takdiri. İnşallah, inşallah. Beyler, dağıtacaksınız tamam mı? Taş, taş üstünde kalmayacak. O kolay abi, sen paradan haber ver. O da kolay. Alın şunları. Oğlum bak unutmayın tamam mı? Dağıtın ortalığı, yıkın. Hadi göreyim sizi. Tamam abi. Hadi. Efendim Aras. Hayır gelmeyeceğim. Belki bir sürpriz yapar düğüne giderim diye düşündüm. Görüşürüz. Ablacığım. Sen mutlu olmayı çoktan hak ettin. Her gün daha çok mutlu ol. Her gün birbirinizi daha çok sevin. Gözün arkada kalmasın. Bak, bizden uzaklaştığını falan düşünme. Elimiz hep üzerinde olacak. Tamam? Şinasim. Maşallah, herkes nerede gelmiş ya. Çok güzel olacak, çok. İnşallah. Hadi bakalım bu sefer kazasız belasız be Nezahat. İnşallah Asım. Hem dere fiş, hem gözlere şiş. Kendi nazarınla kendi şiş. Ay kızım maşallah sana sen ne güzel. Bugün de bir görecektim dedi. Zehra Sultan bugün gülünecek gün. Ağlanacak zaman değil. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ay maşallah sana yavrum. Darısı da senin başına inşallah Şinasi. Şimdi çocuklar, Nezahat al yavrum bu senin kaşığın. Tut 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 tut. Sen de oğlum Asım. Bu da balınız. Nikaha gelmeden önce bir kaşık baldan yiyip öyle geliyorsunuz tamam mı? Niye ki? Adettendir. Nikahtan önce bir kaşık bal yenir. Neyse hadi nikah memuru gelmek üzere ben size haber ederim tamam mı? Hadi. Gel. Nezahat hadi. Önden sen. Eyvah, ne oldu? Makinemi dükkanda unuttum. Tamam, telefonla çekeriz. Ya vallahi annem beni keser. Ben iki dakika hemen alıp geleyim. Geç olmuş. Benim artık kalkmam lazım. Biraz daha kalamaz mısın Şahin?
Selim Bey, inanın ben de sizden hiç ayrılmak istemiyorum. Ama malum düğün var. Şimdiden çok geç kaldım zaten. Değerli konuklar, bu mutlu geceye her iki aile adına hoş geldiniz diyor. İyi eğlenceler diliyorum. Bu güzel şey, sevdiklerini, yakınlarını bu müstesna günde bir araya getirmek için güzel bir vesile oldu. Evlenmede asıl olan aile birliği. Aslı nereden yok? Bilmiyorum, buralardaydı. İlla bir tatsız çıkacak. Şimdi izninizle nikah akdine geçiyorum. Efendim adınız soyadınız? Nezahat Gündoğan. Sizin efendim? Asım Pamuk. Pamuk. İnşallah soy ismi gibi davranışlarında da pamuk kadar yumuşacık olur gelin kızımıza karşı damat beyimiz. Öyle değil mi? Tabii tabii. Sürdürülebilir bir evlilik, karşılıklı sevgi, saygı ve... Konuşmayı bırak da kıy şu hikayeden. Sakin ol, bitti bitiyor, dur. Evlenme isteğinizi belediyemize bildirdiniz. Yaptığımız incelemede evlenmenize bir mani olmadığı anlaşıldı. Şimdi de misafirler ve şahitler huzurunda bir kez de evlenme isteğinizi sözlü olarak dile getirmeniz gerekiyor. Aslı yok, nerede bu kız? Dükkana makine almaya gitti ama daha gelmedi. Allah Allah. Kimse yok temiz. Hadi beyler. Sayın Asım Pamuk'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Şinasi, dükkanı dağıtmışlar. Aslı içeride yatıyordu. Aslı, Aslı bırak, bırak bana. Şinasi, sakin ol ve git bir taksi çevir. Kızı hastaneye yetiştirelim, hadi. Tamam. Fatih Belediyesi'nin ve Medeni Kanun'un ilgili maddesinin bana verdiği yetkiye dayanarak ben de sizleri karı koca ilan ediyorum.
Efendim, evlilik cüzdanınızı da hanımefendi size takdim ediyorum. İnşallah ömür boyu mutlu mesut olursunuz. Tekrar alkışlıyoruz efendim. Zehra anne. He. Şinas nerede? Gelmedi mi onlar daha? Aman Aslı'nın peşinden gidiyorum ya da o da mı kayboldu? Ay bravo valla. Nereye gittiler ki? Dükkana. Bir ara çocuğum bak bakalım neredelermiş. Dayan Aslı'm dayan. Biraz daha hızlı olur musun? Cihan. Şinasi neredesiniz oğlum ya? Nikah kıyıldı. Aslı'ya saldırmışlar. Ne? Ne diyorsunuz oğlum? Duyulmuyor. Ne olmuş oğlum? Aslı'ya saldırmışlar diyorum oğlum. Yaralı. Hastaneye gidiyoruz. Ne? Ne diyorsun oğlum? Kim saldırmış? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Abi. Aslı. Cihan. Bak bizimkilere bir şey söyleme ha. Telaş etmesinler. Benden haber bekleyin. Şinasi. Buradayım abicim. Buradayım. Ne oldu bana abi? Bir şey yok. Bir şey yok Aslı. Kaptan daha hızlı, daha hızlı. Bas, bas, bas. Ne olmuş oğlum, neredelermiş? Zehra teyze. Ne? Aslı. Ne olmuş Aslı ya? Aslı küçük bir kaza geçirmiş, tamam mı? Ne kazası ya? Ne kazası geçirmiş? Sakin ol, sakin ol, tamam. Ne kazası geçirmiş oğlum? Zehra anne, tamam sakin ol, iyi. Yok bir şey, tamam, iyi. Yaz. Yavaş. Gel bize. Affedersiniz. Doktora ihtiyacımız var. Doktora haber verir misiniz? Bebeğime bir şey olmaz değil mi abi? Hiçbir şey olmaz, olmaz abiciğim. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Şimdi bir ton laf yiyeceğiz geç kaldık diye ya. Kolay gelsin. Burada düğün vardı, ne oldu? Herkes gitti abla. Aa, bu kadar erken mi? Gelinin kız kardeşi kaza mı ne geçirmiş? Düğün erken dağıldı. En doğrusunu yaptın oğlum. Dükkan dükkan diye bir de ortalarda dolaşmaz o bastı bacak. Oh canıma değsin. Ben sana dedim değil mi, güven bana, ben halledeceğim diye. Akıl küpü oğlum benim. Annen sana her zaman güveniyor yavrum. Sen annenin sözünü dinle yeter. Bak karın da tıpış tıpış gelecek eve. Baban olacak adam geldi herhalde. Ya duydunuz mu olanları? Ne olmuş? Ya bizim Aslı'nın dükkanını darmadağın etmişler ya. Bize ne canım? Ortağı biz miyiz? Dükkanı açanlar düşünsün. Ya Aslı da içerideymiş Aslı. Yaralanmış kızcağız, hastaneli olmuş ya. Aslı mı? Gördün Fahriye. Aslı. Bırak. Ben hallederim. Kızım. Daha iyisin değil mi? İyiyim anne, merak etme. Hadi içeri geçelim. Kim yapmış? Gören duyan var mı? Yok, yer yarıldı, içine girdiler sanki. Elleri kırılsın inşallah. Hadi gel. Aslı. Aslı iyisin ya, bir şeyin yok ya. İyiyim. Oğlum mu sana? Çocuk da iyi Emre. İyi, iyi, çok şükür. Şuna bak ya, 3-5 tane çocuk elinde taşlarla insan taşlıyorlar. Dağ başı sanki. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Evine git.
Olur mu ya? Hadi oğlum evine. Hadi. Peki. Tekrar geçmiş olsun Aslı. İyi geceler. Hadi kızım, hadi. Ben gideyim. Herkese iyi akşamlar. Macit. Telaştan teşekkür edemedim. Sağ ol. Önemli değil Şinas. Tekrar geçmiş olsun. Bunu yapanlar... nasıl tiplerdi? İki üç tane çocuk. Yanımdan çok hızlı geçtiler. Yüzlerini göremedim. Tekrar iyi akşamlar. Hadi çocuklar biz de içeri girelim. Ya siz girin ya. Benim küçük bir işim var. Ne işin? Düğün salonunda birkaç şey unuttum da gidip onları alayım kardeşim be. İyi. Ulan Emre. Ulan Emre. Çok şükür yavrum bebeğine bir şey olmadı. Kendimden çok bebeğim için korktum anne. Daha dünyaya gelmeden başına gelenlere bak. Geçti bitti işte. Ya bir şey olsaydı? Olmadı ne güzel işte sevinelim. Geçmiş olsun kızım. Erzan. İyisin değil mi? İyiyim abi. Aslı bir şey soracağım. Macit'in ne işi vardı orada? Hayır yani merak ettim. Ben dükkanda bayılıp kalmışım. Macit bulmuş beni, o çıkarmış. Ha. Günün kahramanı Macit yani. Fahriye. Yalan mı? Gülter, hadi. Kızcağız dinlensin. Abi buyur sen de otur, biraz daha kalalım. Gülter, hadi. Hasta ziyareti kısa olur. Zehra'nın bir şeye ihtiyaç olursa haber verirsiniz. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Başımıza bir bu gelmemişti, bu da geldi işte. Öyle deme komşum. Allah bizi görünen görünmeyen bütün kazalardan, belalardan korusun inşallah. Amin komşum, inşallah. Hadi bakalım. Biz boşuna demiyoruz gençlere ananızın babanızın yanından ayrılmayın, onların gözünden uzaklaşmayın. Değil mi? Biz büyükler de anne babalar da çocukları yanımızdan ayırmayalım. Değil mi abi? Hadi Gülter. Hadi yavrum hoşça kal. Özat. Kızım, kızım görüyor musun kardeşine neler yapmışlar? İyi misin canım? İyiyim abla. Emre. Hayırdır Can? Sen yaptırdın değil mi lan? Ne diyorsun ya? Bırak lan bu ayakları. Macit bile yapanların kim olduğunu görmemişken sen nereden biliyorsun lan çoluk çocuk olduklarını? He? Kim olacak ki başka? Emre. Seni döverim. Sen kimi dövüyorsun lan?
Hem sana ne? Sen niye karışıyorsun bu mevzuya bu kadar? He? Değil mi? Ulan tek şey. Hoş geldin Macit. Yine eşikte kaldın Nerim. O kadar dokunuyor ki Fahriye şu halimiz. Böyle içine içine üzüleceğine ne olur hadi aç kapıyı da bitsin bu iş. Allah korusun Aslı'nın başına gelen Neriman'ın başına gelse ne yaparız o zaman? Abi ne olur aç şu kapıyı girsin evine. Allah'ım şu başımıza gelenlere bak. Yarın da halama gidecektim. Bende talih mi var? Halam hastalanır, kızım taşlanır, düğün yarım kalır. Allah'ım sen biz neyle sınıyorsun? Anne sen git yine, biz varız. Değil mi Şinasi? Evet, Gülter abla da gelir. Evet. Kardeşini böyle bırakıp nasıl gideyim kızım? Ya anne Allah korusun, Bilgen Hala'ya bir şey olur da hiçbirimiz yanında olamazsak daha kötü değil mi? Ağzından yel alsın. Anne sen git biz idare ederiz burayı. Evet, hem bugün yarın biz de burada kalırız, değil mi Asım? Niye? Tabii. İyi madem, ben bu gece buradayım nasıl olsa, yarın sabah giderim. Ama siz burada kalmayın kızım, düğün günü anne evinde kalınmaz. Ben bu gece buradayım, siz merak etmeyin. Vallahi Macit, ya mahallenin yenisiyim ama... Böyle şeyler yapacak insanların yaşadığı bir yer değil burası. Demek ki kıza birinin garezi var. Bence de. Ya bu işte bir iş var. Ya neyse ki Allah'tan sen oradaymışsın. Efendim Fahriye, her şey yolunda mı? Macit, uyandırmadım değil mi? Yok, uyumuyordum da. Ne oldu Neriman'a bir şey mi oldu? Yok yok, ona bir şey olmadı. Panik yapma ama. Söylesene kızım. Ya şey, dönerken eve gitti de. Sonuç 0-0, elde var 0. Faiz amca kapı duvar maşallah. Neriman nasıl peki? Onun için aradım işte. Çok kötü yani, yüzünden düşen bin parça öyle oturdu kaldı. Anladım Fahri. Yani işte sen hani ne bileyim bir mesaj, bir arasan falan. Belki yüzünü güldürürsün. Tamam tamam. Düşüneceğim bir şeyler. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Ay ne demek. Hadi iyi geceler. Sana da. Abi, sıcak süt getirdim sana. Abi, senin bu yüzünün halini böyle gördükçe 3 kuruşluk huzurumuz da kaçıyor. Peki bu küslük ne kadar sürecek? Biz hep çocuğumuza küs mü kalacağız? Durumlar kötü mü? Kötü ama iyi olacak. Umarım adamın numarasını silmemişimdir. Heh, burada.
Alo, Ferdi Kaptan nasılsın? Gecenin bu saati rahatsız ettim, lütfen kusura bakma. Ama senden bir ricam olacak. Teşekkür ederim Ferdi Kaptan. Bu ilan hiçbir zaman unutmayacağım. Bu iş tamamdır. Macit, emin misin bu saatte? Macit. Sevgilim, pencereye çıksana. Pencere mi? Macit, ne yapıyorsun? Birileri görecek. Kim görürse görsün. Sevgilimi özledim, çıktım ona geldim. Bu saatte. Ne yapayım Neriman? Ben seni her dakika, her saniye özlüyorum. Ben de özlüyorum da. Özlüyorsan in aşağı. Macit, bütün mahalle bizi izleyecek, biliyorsun değil mi? Bir şey olmaz. Hadi in. Hadi bekletme çocuğu aşağıdakide gibi. Tamam, hemen geliyorum. Üzüldü benim sevgilim. Ne oldu? Babam mı yine? Sen nereden biliyorsun? Fahriye söyledi değil mi? Ama şimdi sen geldin ya. Ben çok daha iyiyim. Ama hadi git bak, bir gören olacak falan. Keyfimiz kaçmasın. Tamam, gideceğim. Ama seninle birlikte gideceğim. Nereye? Sürpriz. Gidince görürsün. Macit bak, zaten saat geç oldu. Birazdan Cihan da gelecek. Peki, tamam. Sen gelmezsen ben de sabaha kadar burada böyle beklerim. Tamam o zaman, bekle, ben üstüme bir şeyler alayım. Tamam, bekliyorum. Ne diyor? Ne yapacak mısınız? Fahriye, sen Macit'e ne söyledin? Vallahi ben hiçbir şey söylemedim. Yani birazcık söyledim. Ufacık, minicik. Ah Fahriye. Ne yapayım Neriman? Canın sıkkındı. Senin için. Dışarı çıkacakmışız. Ama nereye gideceğimizi söylemiyor. Sürprizmiş. Ay Macit Efendi ve sürprizleri. Hadi bakalım. Şey yok değil mi? Kötü bir şey yok, merak etme. Sadece bütün geceyi üzgün geçirmeni istemedim, o kadar. Peki nereye? Sürpriz dedim ya. Abi. Allah Allah. Nereye gitti bu adam? Macit, nereye gidiyoruz? Sabret, birazdan göreceksin. Ferdi Kaptan!
hoş geldiniz Macit Bey. Hoş bulduk. Birazdan yola çıkacağız. Tamam. Birazdan denizde gezintiye çıkacağız. Ciddi misin? Evet. Hatırlar mısın? Bana kızgın olduğun günlerde. Hatta görüşmüyorduk bile. Ama bizi yine ilk günkü gibi deniz birleştirmişti. Hiç unutmadım ki. Tabii bir farkla. O zaman tekne vardı. Şimdi gördüğün gibi taka. Tabii masamızda şampanya da yok. Ama Ferdi Kaptan'ın çayı da gerçekten çok güzeldir. Macit. Senin yüzün gülsün, biz birlikte olalım yeter. Öyle değil mi? Macit. Sen benim canımsın. Sen de benim canımsın. Gidiyoruz galiba. Cemal Usta'ya mı gitti acaba? Ama bu saatte de arayıp sorulmaz ki. Ah abi, ah! Ha, geldi. Abi! Abi nerede kaldın? Çok merak ettim seni. Aşkım. Canım. Sen hep böyle gül, tamam mı? Çünkü sen gülünce yanağındaki gamzeler ortaya çıkıyor. Ben o gamzeleri çok seviyorum. O yüzden sen hep gül, tamam mı? Sen benim yanımda olduğun sürece ben hep gülerim ki. Ne kadar üzgün de olsam hep sana gülerim. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Benim için artık mevsimler bile değişmiyor Neriman. Benim için her mevsim sensin. Yaşadığım her gün. Yaşayacağım her gün. Aldığım her nefes. Gördüğüm her çocuksu gülüş. Aşk sensin. Aşk sensin. Bir elin elimde olsun. Bir elin yüzümde. Başını omzuma koy. Gökyüzüne bakalım. Huzurla yanar içim. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldi sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Teknedeki gibi bir masa ya da ortam yok ama. Deli misin Macit? Çok şanslıyım. Şans değil bu Neriman. Kader. Çok şükür, bin şükür. Kalbim sıcacık. Çünkü? Yazmasın tek gün. Çünkü aşkını öyle bir işledin ki kalbime. Hiç kimse sökemez. Bir, ne dağlar, denizler engeldi sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Bahar.
gökler nur saçmış aşkım yüzüne. Hadi sen git artık. Yine gerçekliğe döndük diyorsun yani. Her zamanki gibi. Her zaman böyle olmayacak Neriman. Biz birbirimizin hayaliyiz. Bunu hiçbir zaman unutma. Olur mu? Gerçekler hayallere zarar veremez. Bence de. Macit, iyi ki varsın. İyi ki seni sevmişim. Hep hayatımda ol, olur mu? Hep. Canım benim. Fahriye, nerede diyorum bu kız sana? Yahu, arkadaşımıza gitti. Semiha yok mu Semiha? Semiha? Evet. Fahriye, bırak bu ayakları. Yine onun peşine gitti değil mi? Cihan, atar yapma. Bana bak Fahriye. Bu iş benim canımı sıkmaya başladı, haberin olsun ha. Hah, çatladım. Duramadın, iki dakika geldi işte. Neriman, ne oldu Fahriye? Oo, Neriman Hanım, hoş geldiniz. Neriman, nasıl olmuş Semiha? İyi olmuş mu? Semiha? İşte biraz grip olmuş. Üşütmüş, soğuk algınlığı falan. Ama yani Semiha hep sürekli hasta oluyor ya, hep hasta. İyi geceler Cihan. Sayenizde Cihan ensemde boza pişirdi. Neredeydiniz? Denizde. Denizde mi? Ah, aşk, ah aşk. Ay yani aynı mahalledeyiz. Arada bir bana da uğra değil mi? Ne yaptınız? Anlat. Günaydın sevgilim. Sana da günaydın sevgilim. Oho, sen daha yeni mi uyanıyorsun? Evet. Yeni uyandım. O tatlı mesajınla uyandım. Beğendin mi peki? Çok beğendim. Ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ben işe gitmek için hazırlandım. Birazdan çıkacağım. Beni yolcu etmek ister misin? Olur. O zaman ben hazırlanıp çıkayım, tamam? Tamam canım. Abi, iyi misin? Abi Macit. Macit mi kurtarmış gerçekten Aslı'yı? Öyle dediler. Şinas de teşekkür etti. Bak görüyor musun Macit'e? Aferin vallahi. Gerçi beş parmağın beşi biri olmaz. Sen sevmezsin böyle şeyleri ama... Allah korusun. Macit olmayaydı Aslı'yla bebeği. Tüt tüt tüt. Yeter Gülter. Ben dışarı çıkıyorum. Abi, ben de Zehra'yı uğurlamaya gideceğim. Haberin olsun. Al kendin koy, kolum ağrıdı.
Tövbe tövbe. Günaydın. Günaydın. Kaynanan seviyormuş seni. Hadi gel. Sana da günaydın Can. Ben işe gideyim. Size afiyet olsun. Nesi var bunun? Aman haklısın. Erkek danışması yapıyor Şinas ile. Geç otur hadi. Yok yok. Hayrola? Niye erkenden fırladın böyle? Macit işe gitmeden önce benimle görüşmek istedi. Ne oldu? Ay resmen Ferhat ile Şirin bir, Neriman ile Macit iki yani. Bayılıyorum size. Gece denizde gezmeler falan, sabah işe uğurlamalar. Maşallah. O zaman bir şey diyeceğim. Ben de çıkayım seninle, gideceğim çünkü. Hadi çabuk ol. Tamam. Resmen mahallemizin süpermeni oldum Macit. Neden nasılsın? Dün görecektim Faiz amca kahramanlığından o kadar etkilendi ki. Fahriye. Ne yalan mı? Yakında sana canım damadım diye falan deyip böyle seni bağrına basarsa hiç şaşırma. Abart abart, biraz daha abart. Uğraşma kızla. Seni mutlu etmeye güldürmeye çalışıyor. Sabahtan beri düşürdün yüzünü, büzdün dudaklarını, öldürüyorsun. Alen. Alen diyorum Macit, kaç. O ne demek? Neriman. Tradada yakalandık. Neyse. Ben gideyim. İyi günler Gülten Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay bir de görüşürüz diyorsun kızım. Sen hiç akıllanmayacak mısın? Hiç akıllanmayacak mısın Neriman? Hala. Ya ben her gece babana seni affetsin diye dil dökerken sen hala bununla görüşmeye devam ediyorsun. Ya ama zaten babam Macit'in artık burada oturduğunu biliyor. Gördü bizi. Ay bir de marifet gibi söylüyorsun kızım. Ne olur yavrum. Hiç olmazsa baban seni affedinceye kadar görüşme şu çocukla. Ölür müsün? Ölür Gülten amcığım. Bunlar birbirlerini görmezse ölüyorlar. Neriman bana bak. Bundan böyle evdeymiş gibi nereye gidersen benden izin alacaksın. Bu iş başka türlü düzelmeyecek yavrum. Neredesin, kimlesin bilmek istiyorum. Söz ver. Söz. İyi oldu bu. Siz nereye gidiyordunuz? Aslılara. Ha iyi. O zaman beraber gidelim. Hadi düşün önüme. Faiz Bey.